Hastanede kaldığım 3 hafta boyunca ben çok düşündüm Kenan. Hı hı. Bir daha gözden geçirdim ilişkimizi. Bütün yaşadıklarımızın muhasebesini yaptım. Başından itibaren, geldiğimiz noktaya kadar. Ben daha fazla devam edemeyeceğimi anladım. Ve boşanmaya karar verdim. Cavidan Hanım bebeğinin babasının Kenan olduğunu biliyor bence. Allah korusun. Niye daha önce gelip sana bebekle ilgili sorular sormadı? Niye şimdi? Tam kendi bebeğini yeni kaybetmişken gelmesi garip değil mi? Garip ama. Korkutma beni Makbule. Sokma kafama böyle şeyler. Başka bir açıklaması yok bunun valla. Nereden bilecek ki? Bilen biri söylemiştir. Mesela senin o çok kıymetli Sayıp Bey'in. Hayatta yapmaz. Öyle bir yapar ki. Ondan her şey beklenir. Sırf ortalığı karıştırsın diye yapmıştır. Yok, o benim üzülmemi istemez. Sever beni. Sen öyle zannet. Beni sinir etmek için sana iyi davranıyor bir kere. Sırf benim Cemil'le aram bozulsun diye bebek meselesini kullandı. Cavidan'a haber uçurdu. Olay çıksın da ortalık karışsın. Biz de ailece onların hayatından çıkalım diye. Neler düşünüyorsun hayret? Alo baba, yetiş. Ne oldu? Doğum başladı. Ne? Lamia doğuruyor, koş. Ayrılma kararının bebeği kaybetmemizle bir ilgisi yok. Kenan lütfen. Bu yüzden olduğunu söyleyemezsin. Sen daha önce bana hamile olduğunu bile söylemeden bebeğimizi aldırdın. Kabul edilemez bir şeydi. Ama ben seni affettim. Bütün hayal kırıklığıma rağmen affettim. Şimdi sen beni kaza sonucu kaybettiğimiz bebeğimiz için suçluyorsun. Nasıl bir şey bu, adil mi sence? Boşanmak için bir tek bebek konusunu öne süremezsin. Bir tek bununla suçlayamazsın beni. Çünkü sen benden daha çok suçlusun. Sakin bir şekilde halledelim bu işi. Karşılıklı suçlamalarla olayı basit hale getirmeyelim. Bebeği bahane ediyorsun. Boşanmak istemenin başka bir sebebi var. Yok. Öyle. Bir dakika. Lamia. Lamia hastanede Cemil. Hastanede mi? Ne olmuş? Doğum yapıyor. Ne? Ameliyata aldılar şimdi. Bilmek istersin diye düşündüm. Bebeğin doğarken Lamia'nın yanında olmak istersin belki. Lamia Köksal'ın yakınları mısınız? Evet, eşiyim. Bitti mi? İyi mi? Bir kızınız oldu, 2 kilo. Ay, çok küçük. Biraz küçük ama toparlar. Lamia nasıl? Annenin durumu iyi de bebeğe kan lazım. 0 RH pozitif. Benim 0 pozitif. Ben veririm. Olur, ikinizden de alalım. Her ne kadar birbirimizden hoşlanmasak da biz kuzeniz Cemil. Senin bebeğin benim yeğenim sayılır. Doğru. Kurtulacak bebeğin, merak etme. Alacaksın kucağına. Koklayacaksın. Gözünün önünde büyüyecek. Ben senin yerinde olsam ne yapar eder sahiplenirdim çocuğumu. Onun başkasının yanında başka bir adama baba diyerek büyümesine izin vermezdim. Gerçekten mi? Ne olmuş? Bebeği bugün çıkarabilirmişiz. İnanmıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizin bebek de bugün taburcu oluyor. Yakınımın bebeği demiştiniz ya. Bütün hastane Hüseyin Kenan'ın akrabası diye ilgileniyor bebekle. Bugün mü çıkıyor? Evet. Görmek ister misiniz? Yok. Aslında isterim. Götüreyim ben sizi. Teşekkür ederim.
Burada. Gelin. Rüyalardan uyan. Çok geç artık. Çok geç. Dayan ruhum. Bu acıya dayan. Çaresizim. Çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağın? Çok küçük. Alın kucağınıza, alın. Sığındığım limandı bu aşk. Ne olur kalbine bir bak. Ah ben orada. Sen melek misin? Sen küçük kanalı yapacak mısın? Sessizliğinin yok mu ilacı? Gün be gün kanarken aşk acısı savurur, yıkar geçer zamanı. Uyan sonsuz rüyalardan uyan. Çok geç artık, çok geç. Dayan ruhum, bu acıya dayan. Çaresizim, çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağınım? Yapayalnızım, sığındığım limandı. Önce bebeği Kenan Bey'in kucağına verdi. Öyle oldu. Terapideydim benim için. Hemşireler söyleyince... Kızım. Sana benziyor. Analı babalı büyüsün. Amin. Lamia. Bu tarafa dön, biz de görelim. Ay, ay. Ne kadar küçük. Çabuk toparlar o, görürsünüz. Hadi getir getir. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. Bu bebekle yenileneceğiz vallahi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler kuzen. Vallahi bebeğe bakmaktan hiç kimseyi gözümüz görmüyor. Hadi hoşça kalın. Ha, böyle olmaz. Altın takmaya da geleceksin. Olur. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Çok teşekkür ederim. Güle güle Bursun. Ay ay, bir bakayım şuna. Dur bir, dur bir. Ay. Ay, ay. İpek böceği gibi. Mucize gibi. Evet, mucize gerçekten. İşlemleri çıkarken yapmıştınız. Evet. Burada. Bir tek şurayı imzalayacaksınız. Sonra gidebilirsiniz. Ben mi imzalayacağım? Babası da imzalasa olur. Elim titriyor vallahi. Canım canım, çok tatlı. Buyurun. Bu ya. Çok. Hadi bir an önce eve gidelim.
Terlemesin çocuk, hadi. Evimize gidiyoruz tatlım. Canım benim, bak bak bak. Canım. Evimize gidiyoruz Meleğim. Bak oradan değil kızım, şuradan kıvır içine. Çok heyecanlandım Suzan abla. Of, ter içinde kaldım. Günler zor geçecek belli oldu. Sen çok konuşma da al şunu götür hadi. Ay, acıktı mı acaba? Oh, yeni doyurdun hayatım. Ya doymadıysa? Sen bilirsin. Ama susadı mı acaba? Su vermeye gerek yok dedi doktor. Ha. Süt aldığı müddetçe yokmuş. Bebeğin yanında prospektüsünü de koymaları lazım. Zor böyle. Şunlara bak, iyice buldumcuk oldular. Sen de ablasısın. İlgilen azıcık kardeşinle. Aman bırak. Bin kişi üşüşmeyelim diye uzak duruyorum. Nasıl olsa sen gidince başıma kalacak. Merak etme, bir tek sevmek için veririm kucağına. Yavaş yavaş. Bak hemen alındı. Hadi kızım, doyur şimdi bebeğini. Gel anne. Gel bebeğim. Gel içeri gidelim hadi. Kenan'ı gördün mü? Nasıl da kan çekti değil mi? Bir şekilde oluyor demek ki. Gitti önce o aldı kucağına bebeğini. Yeter Makbule. Ulu orta konuşma böyle. Ne var ki? Yalnızız. Olsun. Alıştırma ağzını. Makbule. Al bak, baban geldi. Ya duysaydı? Aa, alışveriş mi yaptın baba? Buzdolabı dolu. Taze meyve falan aldım. Lamia'ya bol yeşillik, süt olsun diye. Bilseydim ben götürürdüm sizi, hay Allah. Yakına gittim. Neredeler? Bebeği emzirmeye gitti. İyi. Al kızım. Nasıl şaşırdım onu karşımda görünce. Sus sus. Ben de dondum kaldım. Analı babalı büyüsün dedi. Sen de amin dedin. Öylesine. Ne deseydim? İyi canım, bir şey demedim. Ara sıra kaldır da onu, gazını çıkar. Bir tanem benim, bir tanem. Allah seni kötülüklerden uzak tutsun. Hep iyilik gör inşallah. Amin. Hani izin günündü? Habire saatine bakıp duruyorsun. Nimet Hanım arayıp çağırırsa diye. Namık Bey'le ise aramaz. Onunla. İyi işte, rahatsın. Hastaneye mi gittin Nimet Hanım? Hangi hastaneye? Anladın işte, Lamia'nın bebeğini görmeye. Eve çıkınca giderim dedi. Peki, bebeğin babasının kim olduğunu öğrendin mi? Sen söyleyeceksin. Hayatta. Söyle. Anlatmak için kıvranıyorsun sen de. Hiç de bile. En büyük ipucunu verdim işte. Gerisini sen bulacaksın. Adamı ben tanıyor muyum peki? Aa, söylemem dedim. Benim de bildiğim bazı şeyler var.
Ben de sana söylemiyorum. Benim bildiklerimden önemli şeyler olamaz. Hepsi de Lamia ile mi ilgili? Aşağı yukarı. Evet, hepsi de onunla ilgili. Ya anlat işte be. Hani ilgilenmiyordun? Aslında ilgilenmiyorum. Yani konuyu merak ettim tabii de. Lamia ile işim yok. Sildim gitti. Sıradaki gelsin. Hadi beni artık eve bırak. İznin doldu mu? Yok. Sıkıldınsa başka yere gidelim. Yok yok, eve götür. Bir dahaki sefere başka yere gideriz. İyi o zaman. Hem belki sen de bir şeyler öğrenmiş olursun. Olur. Teşekkürler. Afiyet olsun. Doktorunla konuştum. Belki bir kür daha uygulayacaklarmış. MR sonucuna göre söyleyecekler. Az kaldı. Ama ihmal etme egzersizlerini. Hı hı. Hastanede Cemil'leri gördüm. Dayımı mı getirmiş? Lamia'nın bebeği için gelmiş. Hı hı. Bebeği çıkardılar bugün. İyi, gözleri aydın. Gördün mü sen de? Kucağıma aldım. Kaybettiğimiz bebeği düşündüm. Her elime aldığımı yok ediyorum Afife. Yine kendini suçlamaya başlama abi, ne olur. Kazaydı. Cavidan'a çok haksızlık ettim. Uzak davrandım ona. Çok uzak. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsın ki. Cavidan'ı tekrar kazanabilirsin. Hala evlisiniz. Benim müziğim bile yok artık. Kendine acımaktan vazgeç. Müziğini kaybetmedin. Elin yavaş yavaş düzeliyor. Çok yavaş. Kendini bırakma. Toparlan bir an önce. Sen güçlü bir adamsın. Dağılma. Lütfen. Çok yaklaşma, buradayım. Haftaya görüşecek miyiz? Konuşuruz. Kendine iyi bak. Sağ ol. Ne işin var senin o arabada? Beni mi gözetliyorsun? Sana söylüyorum. Ne işin var o arabada? Nazım mıydı yanındaki? Evet. Ne olmuş? Ne olmuş yaparım seni bak. Şimdi de bunu mu saracaksın başımıza? Amma büyüttün anne ya. O bekar, ben bekar. Gezdik dolaştık. Ne var bunda? Sen çok tehlikeli sularda geziyorsun. Ben sana söyleyeyim. Senin aklın fikrin Cemil'den intikam almakta. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Hiç merak etme. Başımız derde girerse de buluruz gidecek başka bir yer. Yeter ya. Paşanın korkusundan bıktım, usandım artık. Yeter. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler?
Çıkar sen, oyalanma. Çıkar arkadaki. Tabii efendim. Ben hemen getiriyorum. Hepsini taşıyabilecek misin? Tabii efendim. Ver, bir şeyler de bana ver. 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 Ver, ver. Tamam, hadi. Oo, Sahip Bey, buyurun, buyurun. Kapatmayın, kapatmayın. Bebeğe bir şeyler aldım. Niye zahmet ettiniz? Baba. Dünyayı getirmişsiniz canım. Niye ağlıyor bakayım kız? Kim ağlatıyor bunu? Aa, hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın baba? İyiyim. Melek nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Çok güzel, Lamia'ya benziyor, bir görsen. Habire ağlıyor. Ne zahmetler, hay Allah. Ben de bir göreyim. Ha, ayakkabılarını çıkar önce. Ah, tabii. Bir mahsuru yok değil mi? Aman efendim, lütfen. Böyle buyurun. Geliyorum. Doymuyor mu acaba bu çocuk? Onun için mi ağlıyor? Bebek bu kızım. Ağlayacak tabii. Moralini bozma. Sen dikişlerine dikkat et. Hırpalama kendini. Bir yerin mi ağrıyor bebeğim? Girebilir miyim? Aa, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Ben kalkayım, siz şöyle buyurun. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Bakayım şuna. Oo. Maşallah, maşallah. Hakikaten sana benziyor yani. Çok güzel bir kız. Dudaklara bak baba. Çizilmiş gibi değil mi? Oh canım benim. Harimiş bakayım bebek. Harimiş. Oo. Niye zahmet ettin Sayıp Bey? Bu kızımdı. Yatağına koyun isterseniz teyze. Teşekkür ederiz. Aşağıdaki hediyeleri bir görsen. Top bile var. Öyle abartmışız yani. Çok teşekkür ederim. Bak, ben gelince nasıl sustu. Değil mi güzel kızım benim? Ha canım. İnanamıyorum baba sana. Sen çocuk sever miydin? İnşallah kendi torununuzu da seversiniz bir iki seneye kadar. Değil mi Cemil? Nasıl? Benim ben. Belki dinleniyorsunuzdur diye anahtarla açtım. İyi yaptın. Gel oğlum otur. Yengem yok mu? Mutfakta. Ha. Ben bir su içip geliyorum. Sen bir şey ister misin abi? Sağ ol. Kahvemi içiyorum. Kolay gelsin yenge. Aa, sağ ol. Erken gelmişsin. Dolaştım yeter. Gülay'la gezdik biraz. Paşanın evindeki Gülay'la mı? Hı hı, evet. Hı, hadi bakalım hayırlısı. Lamia ile ilgili bir şeyler anlattı. Nasıl şeyler? Belki biliyorsundur. Bebek kocasından değilmiş. Bilmiyor musun? Yok. Kapat kapıyı, kapat. Anlat bakalım doğru dürüstünü. Aslında anlatacak bir şey yok. Kimden olduğunu söylemedi. Ama bebek başkasındanmış. Kesin. Hiç şaşırmam. Kimden acaba? Öğrenemedim. Öğreniriz, öğreniriz. Kalamar kokuları burnumda vallahi. Çok acıktım.
Telefonla vereyim siparişleri istersen. Masayı hazırlasınlar. Yok, yavaş yavaş. Zevki orada. Ay en iyisi. Görüşelim derse yalan atacağım, haberin olsun. Peki. Alo. Nasılsın şekerim? İyiyim valla. Namık'la beraber bir arkadaşlarla buluşmaya gidiyoruz. Selam söyle. Onun da selamı var. Rahat konuşabilecek misin? Söyle. Lamyan bebeği kocasından değilmiş. Aa. Kim söyledi? Nazım duymuş. Karıştırma. Kimdenmiş peki? Bilmiyor. Söylememişler. Anladım. Neyse, sen rahat konuşamıyorsun. Sonra bir ara etraflıca laflarız. Tamam. Hadi bay bay. Allah Allah. Ne oldu? Hiç işte. Sağdan soldan duyduğu dedikoduları anlatıyor. Bana ne? Buyurun. Oh, mis gibi karanfil kokuyor. Çocukluğumdan beri çok severim loğusa şerbetini. Teşekkür ederim. Suzan abla yaptı. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Ben almayayım, sağ olun. Aa, bir yudum bari alın. Bebeğin şerbeti. Sağ ol. Anneciğim rahmetli, toprağı bol olsun. Ben seviyorum diye yaptırırdı ara sıra. Rahat konuşun, ne olur sesi alışsın. Ondan sonra da nasıl susturacağım diye şaşırıyorsun. Alışacağız birbirimize. Kaç saat oldu ki kucağıma alalı. Hastaneye bir gittik Kenan Bey. Ya kucağında da bizim Melek. Tesadüfen oradaymış. Terapiye gelmiş eli için. Anladım. Ama Lamia'dan önce aldı kucağına. Analı babalı büyüsün diye sevdi. Değil mi Lamia? Ses mi geldi? Yok yok. Duyarız. Alet var burada. Her şeyi düşünüyorlar. Ya. Bebeğin gözleri yeşil mi, mavi mi olacak bakalım. Babama çekerse mavi olur. Ağlıyor. Geleyim mi? Otur otur, getiririm buraya. Nereye abi? Daraldım. Dolaşacağım biraz. İyi edersin. Hoşça kal. Güle güle. Emmedi, uyudu. Kendi bilir. İnanmıyorum. Hep böyle mi olacak? Yedir, doyur, gazını çıkar, altını değiştir. Yedir, doyur, gazını çıkar, altını değiştir, ha? Sen utanmasan şimdi bile isteyeceksin bunları. Bir çocuk kolayla büyümüyor canım. Zor iş. Sen de alışacaksın bunlara Cemil. Ben yalnız büyüdüm. En az iki çocuğum olsun istiyorum. Hayırlısı. Hayat müşterek. Yalnızca ben bakmayacağım. Beraber büyüteceğiz. Tabii ya. Hayat müşterek. Doğru. Efendim. Biz de kalkalım. Hadi çabuk. Oturuyorduk. Hazır bebek uyumuşken Lamia da biraz dinlensin. Ameliyatlısın sen de, kendini unutma. Hep söylüyorum ama. Fırsat bulduğun zamanlarda kapa gözünü, dinle. Tamam. Nasıl da düşünür. Aferin Cemil. Ağlıyor. Ses ol. Sen bak. Git çocuğunla ilgilen. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kal. Güle güle. Zahmet güle etmeyin. Güle. Zahmet etmeyin. Ha, estağfurullah. Canım. Sevimsiz. 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 İki çocuk istiyormuş. Hayat müşterekmiş. Bu kız başımıza dert vallahi be. Arsız. Gülmesen de. Gamsız. Bu aşk saklı içimde, sen de gitme. Acılarla olmaz böyle ayrılık, niye? O masum yüzünde sessiz çığlıklar gibi her sözün. Git desen de kal desen de yaş dolar gözüm. O masum teninde yorgun ellerinde hep üzüm. Sensizlikten her nefeste yaş dolar gözüm. Dokunma yaralarıma, içimde çıkmaz yollara. Efendim Afife. Yok yok yok. Dışarıdasın hala. Evet. Hayır yok işte yok. Yemek için bekleyelim. Beklemeyin, atıştırıyorum bir şeyler. Peki var mı? Öyle mi? Kusura bakma, aramadım daha önce, dalmışım. Peki canım. Yok çinko. İyi misin? Çok iyiyim. Ben mesele de var. Yok o zaman. Yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yanımda uyuyacaksın. Burası senin de evin artık. Hayat bize neler gösterecek bilmiyorum. Ama senin yanında şimdi bile kendimi daha güçlü hissediyorum. Bugün baban kollarını aldı seni. Soluğum kesildi seni onun kollarında görünce. Bebeğim, başkaları mutsuz olmasın diye sana haksızlık ediyorum. Başkaları mutsuz olmasın diye sana haksızlık ediyorum. Kime? Meleğe mi? Çok ayıp Makbule. Hiç böyle huyların yoktu senin. Çok ayıp. Neler yazıyorsun çok merak ediyorum. Bunun için mi kapatıyordun kapıyı? Sana inanamıyorum. Affedersin, ben mi uyandırdım? Lütfen kapıyı dışarıdan kapatır mısın? Lütfen. Tamam. Sonsuz rüyalardan uyan, çok geç artık, çok geç. Dayan ruhum, bu acıya dayan, çaresizim, çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağınım? Yapayalnızım, sığındığım limandı bu aşk. Ne olur kalbine bir bak, ah ben oradayım.
sızı. Sessizliğinin yok mu ilacı? Gün be gün kanarken aşk acısı savurur, yıkar geçer zamanı. Uyan sonsuz rüyalardan uyan, çok geç artık, çok geç. Dayan ruhum bu acıya, dayan, çaresizim, çok geç. Bir günüm daha geçer mi sensiz darmadağınım, yapayalnızım. Sığındığım limandı bu aşk, ne olur kalbine bir bak, ah ben oradayım. Merhaba. Merhaba Kemal. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir duble viski alın. Tabii. Alo, Afife'cim, ben İnise. Merhaba. Ah, nasılsın? Bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Teşekkür ederim. Nasıl olalım? İyiyiz. Cavidan hala dönmemiş Amerika'dan. Yok, dönmedi daha. Anladım. Kenan ne yapıyor? İyi valla, çalışıyor. Cavidan'la da her gün konuşuyoruz telefonla. Araları iyi yani. Ay, sevindim. Tabii canım. Afife, bak ne diyeceğim. Bir şeyler duydum da aklıma sen geldin. Hayırdır inşallah. Hani demiştin ya, Lamia'yla ilgili bir şeyler. Her şeyin başı o falan diye. Yok canım, ben öyle bir şey demedim. Neyse işte. İyi şeyler de demedin ama hatırlıyorum. Mevzu o değil zaten. Nedir? Lamia'nın bebeği kocasından değil diyorlar. Yok artık. Vallahi doğruymuş bak. Böyle boş laflarla kimsenin tadını kaçırmamak lazım. Sen şaşırmadın. Daha önce duydun böyle bir şey değil mi? Ne alakası var canım? İlk defa duyuyorum. Ama dedikodu olduğu belli işte. Yazık, uğraşmasınlar garip kızla. Anladım anladım. Kusura bakma, çocuklar sesleniyor. Tam yatırıyordum da onları. Tamam pardon, rahatsız ettim. Konuşuruz yine. Hoşça kal. Allah Allah. Kafaya taktım. Kesin öğrenirim ben bunu. Uyuyorlar mı? İkisi de uyuyor.
Lamyacık da yoruldu tabii, yazık. Onları seyrederken ben bile yoruldum valla. Size nasıl teşekkür edeceğiz bilmem Suzan. Aa, teşekkür de ne ayol. Ben ablasıyım ikisinin de. İyi ki buradasınız. Birkaç gün daha buradayım. Bırakmam. Vallahi gidemezsin hiçbir yere. Kızım evim kapalı. Gitmem lazım. Biliyorsunuz o konfeksiyon işi de olmadı. İş bakınmam lazım. Acele etmeyin. Bencillik olacak ama siz gidince ne yapacağız bilmem. Lamia halleder. İki günde toparlar kendini. Merak etmeyin siz. Babam bana güvenmiyor, görüyor musun? Bak şimdi. Ama kal daha. Gitme Suzan abla, ne olur. Boşuna masraf etme işte. Ev müsait. Dur bakalım. Birkaç gün daha buradayım nasılsa. Cemildir. O. Alo. Ne haber Makbule? Bebek ne yapıyor? İyi geceler. İyi geceler. İyi. Uyuyor annesinin yanında. Ha. İyi ki Lamia'nın cebinden aramamışım bak. Uyuyordur diye tahmin ettim. Ne yani? Beni aramadın mı? Onları sormak için mi aradın? Hadi hadi, anladım ben. Ben de nişanlım arıyor diye seviniyorum. Dur bir saniye, babam sesleniyor. Efendim baba. He? Babam bir şey istiyor, anlamıyorum. Neyse, konuşuruz yarın sabah. Zahmet etme, ben Lamia'dan alırım haberini. Hadi canım, iyi geceler. İyi geceler. Nerede kalmıştık? Bana bak, bu kızın damarına çok basıyorsun Cemil. Bir gün üzerimize sıçrayacak, göreceksin. Hadi salla paşam zarları, salla. Gele. Aa, kırığın vardı değil mi senin? İkiden iki. Mektepler tatil. Kafamda bin bir türlü dert var. Konsantre olamıyorum ki. Mızıma mızıma. Hadi. Ohohohoho.